Bu dersimizde Xcode üzerinde oluşturduğumuz projenin dosyalarının hangi anlama geldiğine değineceğiz. Öncelikle biz temel olarak single view proje oluşturduk. Yani tek sayfalık bir proje oluşturduk. Bu proje içerisinde proje klasörümüzü hemen sol bölüm içerisinde görebiliyoruz. Eğer klasör seçimi içerisindeyseniz. Projemizin içerisinde eğitim 1 yani eğitim 1 olarak oluşturduğumuz projemiz. Hemen desktop'a baktığımızda eğitim 1 olarak oluşturduğumuz proje klasörümüz ve bu projenin içerisinden çalışıyoruz. Ve Xcode Proj olarak uzantısı olan bir çalıştırılabilir dosya ki projemizi daha sonradan açmak istediğimizde direkt bu dosyaya double click yapmamız, çift click yapmamız yeterli olacaktır. Eğitim 1 içerisinde hemen tekrar klasörümüze gelelim. Eğitim 1 içerisinde App Delegate Suite ki hemen görebiliyorsunuz App Delegate Suite ve bunun dışında Images klasörü var. Burada klasör olarak görünüyor. Info Playlist dosyamız var ve View Controller Swift'imiz var. Yani Swift uzantılı dosyalarımız direkt olarak burada fiziksel dosyalarımız, Swift kodlarımız. Öncelikle App Delegate bütün uygulamalarda olması gereken temel dosya. Yani ilk çalıştırılan dosyamız App Delegate dosyası. Bu dosya içerisinde uygulamaya giriş yaptığınızda, uygulama yüklendiğinde, uygulama kapattığında, uygulama background'da çalıştığında yapacağınız işlemler için yani uygulamayla ilgili genel ve temel işlemler yapacağınız alan olacak. İlk çalışacak dosya olduğundan dolayı ilk çalışmasında işlemler yapmak istiyorsanız da bu dosya üzerine App Delegate klası üzerine yazmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında View Controller Swift olarak oluşturulan bir dosya var. Bu dosya olmak zorunda değil. App Delegate olmak zorunda. Biz Single View oluşturduğumuz için mutlaka bir sayfaya karşılık olan olarak bir klası olarak oluşturulmuş bir dosya. Yani App Delegate bir empty yani boş projede oluşturmuş olsak karşımıza çıkacak olan dosya. Bunun dışında imaj dosyası ve launch dosyası karşımıza çıkacak. Ama Main Storyboard Images, Main Storyboard ve View Controller karşımıza çıkmayacak. Hatta tam söylemek gerekirse sadece mevcut klasörümüz olacak ve bunun dışındaki hiçbir dosya empty yani boş klasör oluşturumumuzda oluşturmayacak. Bunun için en kötü ihtimalle Single View projesi oluşturmamız doğru olacak. Bunları tek tek oluşturmak sizin için sıkıntılı olabilir. View Controller mevcut sayfamıza karşılık gelen custom olarak oluşturulmuş yani özel olarak oluşturulmuş bir class. Bunun dışında storyboard uzantılı olan dosyalarımız bizim mevcut uygulamamızı görsel olarak dizayn edeceğimiz ve bu sayfalar arasında bağlantı kurabileceğimiz, sürükle bıraklarla bağlantı kurabileceğimiz alan olacak. Yani uygulamamızı hemen bileşen kısmından ki bir önceki dersimizde sürükle bırakla bu işlemi yapmıştım. Ve hemen projemizin kendisini seçip ilk seçenekten Auto Use Auto Layout'u hemen iptal ediyorum ve iPhone özelliğini ki daha rahat görebilmek açısından butonu tekrar bıraktım. Diğer butonumu seçiyorum ve Back tuşuyla siliyorum. Mevcut sayfamıza bu işlemleri yaptık. Tekrar Run yapıyorum. Bakın storyboard üzerinde hemen mevcut alanlarımızı yerleştirmiş olduk. Yani storyboard sizin görsel olarak dizayn yapabileceğiniz, sayfalar oluşturabileceğiniz, bu sayfalarla ilgili bağlantılar oluşturabileceğiniz işlemler. Bu Xcode'da yeni bir özellik. Yani storyboard Xcode 5 ve üzerine bize sunulmuş bir özellik. 5'ten önceki versiyonlarda da bazılarında vardı. Fakat tam olarak Xcode 5 ve üzerinde diyebilirim. Bunun dışında storyboard dediğimiz gibi görsel olarak kullanacağımız bir yapı ve images olarak kullanacağımız yapı ise uygulamamızda kullanacağımız ve iOS cihazında kayıtlı olacak olan imaj dosyalarımız, ikon dosyalarımız, ilk girişte uygulama açıldığında karşımıza çıkacak launch dediğimiz yapılarımızın bulunduğu bir asset klasörü. Launch screen Xcode 6 ile birlikte yani iOS 8 ile birlikte karşımıza çıkan bir özellik ve burada uygulamayı ilk çalıştırdığımızda karşımıza çıkan ekranı görebiliyorsunuz ki tekrar çalıştıralım. Tamam mesajımızı, uyarı mesajımızı geçtikten sonra gördüğünüz gibi ilk olarak
açılış ekranı olarak diyebileceğimiz alan. Bu alanı da artık Xcode 6 ile birlikte rahatlıkla dizayn edebilirsiniz ve istediğiniz işlemleri yapmanız mümkün olacaktır. Değişiklik yapabilirsiniz. Değişiklik yaptıktan sonra rahatlıkla açılış ekranında görebilirsiniz. Burada proje klasörümüze geldiğimizde hemen General sekmesi içerisinde burada gördüğünüz gibi Launch Screen File olarak kullanılan bizim Launch Screen XIP dosyamız. Eğer biz Main Storyboard'u seçersek direkt olarak Main görünecek. Yani Launch ekranımız görünmeyecek. Burada da bu seçeneği değiştirebiliriz. İstersek yeni bir dosya oluşturup kendi Launch'ımızı da oluşturmamız mümkün olacaktır. Hemen Support kısmına geldiğimizde burada info playlist olarak bulunan ve uygulamamızın genel ayarlarının bulunduğu ve bizim yeni genel ayarlar oluşturabileceğimiz işlemler bu bölüm içerisinde playlist dosyası içerisinde bulunuyor. Yani config dosyası diyebiliriz uygulamamız için. Products bölümü içerisinde test edebilmemiz için oluşturulan ki iOS simülatör için oluşturulan bir app dosyası. macOS için uygulama dosyası diyebiliriz. Bunun dışında test içinde gördüğünüz gibi farklı dosyalarımız bulunuyor. Test bir klasöre karşılık geldiği için yani uygulamamızı test ettiğimizde kullanacak olan yapı. Yani bizim proje klasörümüz bu bölüm içerisinde ulaşabileceğimiz alanlar. Biz bu proje klasörü içerisinde bütün dosyaları rahatlıkla yeniden oluşturabiliriz. Bunun için sağ klik dediğimizde New File dediğimizde rahatlıkla bu işlemi yapmamız mümkün olacaktır. Yeni bir dosya oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi karşımıza daha çok seçenek geliyor. User Interface dediğimizde yeni bir view oluşturmak adır. Core Data ki daha sonradan da Core Data'yı oluşturabileceğimizi söylemiştim. Burada yeri gelmişken hemen bir şeye değinmek gerekiyor. Swift yeni olan programlama dili. Objective-C daha önceden var olan bir programlama dili. Yani eski programlama dili demek doğru olmaz. Objective-C hala proje olarak oluşturabileceğiniz ve tam olarak destek alabileceğiniz bir dil. Aynı zamanda Swift projesi içerisinde Objective-C dosyalarını yeni kullanabiliyorsunuz. Bu sebeple aynı zamanda Objective-C projeleri içerisinde de tam tersini yapabilirsiniz. Yeni bir proje oluşturmuşsanız eğer. Yani karmaşık olarak iç içe çalışabilen dosyalar. Bu sebeple Objective-C ile de öğrenip yazabilirsiniz. Fakat yeni olanın üzerinden gitmek çok daha doğru bir davranış olacak diye düşünüyorum ki eğer Xcode üzerinde uygulama geliştirmeye yani Objective-C veya Swift ile uygulama geliştirmeye başlayacaksanız daha önceden bir uygulama geliştirme aracı kullanmışsanız yani bir HTML sayfası da yapmış olsanız bir programlama diline JavaScript bile olsa bir dile bulaşmış olmanız ya yani daha önceden yazıyor olmanız size Xcode'u yani Swift'i veya Objective-C'yi özellikle çok fazla karışık gibi gösterebilir. Yani Objective-C yazmaya başladığınızda çok karışık gelir ve birçok yazılımcı Objective-C yazmaya başlayıp daha sonradan bu çok karmaşık, enteresan, değişik, tuhaf hatta deyip vazgeçtiğini biliyorum. Mevcut diğerlerine göre farklı bir temel yapı anlayışı var, mantıksal anlayışı var ama sonuç olarak o da bir programlama yapısı ve diğerleri de bir programlama yapısı olduğu için birbirine bu açıdan benzer ama sintaks olarak özellikle çok farklı şekilde kullanılıyor. Bu da insanlara sıkıcı gelebiliyor. Swift daha çok yeni olduğu için daha çok sintaks olarak diğerlerine benziyor. Hatta birçok dilden çok fazla üstün olduğunu söyleyebilirim. Bunu birçok dil kullanan birisi olarak. Basit anlamda bir JavaScript biliyorsanız bile Swift size çok tanıdık gelecektir. Ama Objective-C hangi dili bilirseniz bilin size hiç tanıdık gelmeyecektir. Konumuza dönecek olursak mevcut proje klasörümüzdeki anlamlar bunlar. Main storyboard'u ben yeni bir storyboard oluşturabilirim. Storyboard sadece bir ekran değil. Tekrar söylemek gerekirse ki bir sonraki bölüm içerisinde storyboard'a ayrıntılı olarak değineceğiz. Storyboard uygulamanızın tamamını inşa edeceğiniz ve birbirleriyle bağlantı kurabileceğiniz, ekranların içerisinde bileşenleri yerleştirip bunlara işlevler katabileceğiniz tam bir görsel tasarım aracı diyebilirim. Ve bunları klaslarla bağlantı kurarak işlemin tamamlanmasını sağlayacağınız bir ortam olacaktır.